Şimdi başlattım. Evet, her şeyi anlattıktan sonra orada kaydı başlatmış olduk. Peki başka soru var mı? Bunu paylaşayım. Ben de tavsiye ederim bu siteyi. Güzel kaynakları var. İngilizcesi olan arkadaşlar. Burada bootcamp falan da yapılıyor. Ücretsiz. Onlara da katılabilir. Şuradan veriyorum. Erkenden başlamak isteyenler, machine learning vesaire buraya girebilir. Sorusu olan var mı? Benim yine internet problemi oldu. O yüzden hızlıca yer değiştirdim. 15 dakika önce, buraya gelmeden 15 dakika önce evdeydim yani. Burada çok fazla sıkıntı olmaz. Evet. Şimdi. Bugünkü konumuz bugün ve haftayı söyleyeceğim biraz. Bugünkü konumuz daha önce file operation kısmından bahsetmiştik. Burada eksikler config tarafıydı. Config'de size birkaç bir şeyden bahsedeceğimi söylemiştim. Konfigürasyon dosyası ile alakalı. Hani şunları incelemiştik. Mesela Basics, Zip, CSV, XML bunları konuşmuştuk. JSON'ı ben size anlatmamıştım. Araştırma ödevi olarak vermiştim. Pickle, bunlar da farklı konular. Yani JSON'la Pickle'ı anlatacağım. Sonrasında da config tarafında Basics ve YAML, TOML var. Bunları anlatacağım. Sonrasında yani hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Zaten Exception Handling'de kalmıştık dün. Errors'u konuşmuştuk. Errors Demo kısmı ve Race var. Bunlar da çok vakit kaybetmeyiz. Bunları anlatacağım. Tamam. Hemen onu alayım. Evet, şuradan. File operation kısmında JSON ve Pickle. Pickle var, onları anlatacağım. Config tarafı önemli. Bu yazılımda önemli olan bir konu. İster machine learning yapın, ister web uygulaması olsun fark etmiyor. Konfigürasyon işlemleri önemlidir yazılım tarafında. Ve her yerde de kullanmanız gerekecek diyebilirim özetle. Şimdi CSV, Zip, Basics ve XML. Bunları geçiyorum. Bunları epey önce konuştuk zaten. JSON formatı tarafında hani size araştırma ödevi verdim. Baktınız biliyorum. Ama bir üzerinden geçeyim. Çünkü bazı arkadaşlar orada takıldı. Ve JSON'da bilmeniz gereken bir şey. Bununla ilgili ben ekran paylaşayım. Bu şekilde. Çünkü evet böyle daha iyi. Bakın json.org diye bir web sitesi var. Bu JavaScript Object Notation özetle bunun kısaltılmasında oluşuyor. Ve Lightweight Data Interchange Format bir W3C standardı diyemeyeceğim. Hani bir standartlaşma var. Tabii ki şurada da gördüğünüz gibi ECMA 404 diye JSON Data Interchange Standard. Ama XML gibi çok daha eskiye dayalı bir şey değil. Evet. Şu an görünüyordur herhalde.
Ekranı paylaştım ben sizinle. Evet. Burada sağ tarafta özet elementleri var. JavaScript'in. JavaScript Object Notation'ın. Bu dokümanı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz öncelikle. Şöyle. Burada standardın bütün temelleri anlatılıyor. Ama bizim için önemli olan kısmı aslında bundan ziyade nasıl göründüğü. JSON Introduction W3 Schools üzerinden göstereyim. Bakın burada özetliyor zaten. JavaScript Object Notation. JSON is a syntax for storing and exchanging data. Yani depolama ve aslında veri transferi amacıyla kullanılan XML gibi düşünebilirsiniz. XML'i mantık olarak nasıl anlarsanız JSON da aynı mantıkla tasarlanmış bir şey. JSON is text written with JavaScript Object Notation, exchanging data. Geçiyorum. Bana örnek bir format gerekiyor. Burada da sağ olsun vermemiş. Şurada olabilir. Biraz daha büyük örnek. Evet. XML ile kıyaslama kısmında var bu. Bakın JSON formatı şu şekilde görünüyor. XML formatı ise şöyle. Root diye bir dizim vardı. Employees diye. Bir kök dizim diyorduk buna. Bunun içerisinde employee'ler oluyordu. Bununla ilgili epey örnek yaptık. Siz de uğraştınız. Anladığınızı düşünüyorum. Bunun dikkat ederseniz şuralarda employees, employee vesaire, first name hep kendini tekrar eden şeyler var. Metinler var. String metinler. Ve bunlar da ikisi de birer string olduğu için aslında stringle bunların veri alışverişi de yapılıyor. Hani şu koca bir metin gibi görünse bile tek bir string olarak biz bunu alıp veriyoruz. Bu nedenle içerisinde fazladan gereksiz karakterler bulunuyor. Mesela şu first name, yani 50 tane kayıt varsa 100 kere tekrar ediyor. Çünkü first name'i açıyorsun bir de kapatıyorsun. 50 çarpı 2. Sadece bu bile 50 kere 100 kere fazladan yer kaplamasını sağlıyor. Ama JSON'a bakarsanız arada gereksiz kayıtlar vesaire yok. Mesela employees dediğinde employee diye bir şey burada göstermiyor. Görüyor musunuz? Onun yerine şu parantezleri kullanıyor burada. Employee'leri ortadan kaldırıyor. Bunun gibi gereksiz olan ya da yerine başka şekilde bir pattern oluşturulabilecek, syntax oluşturulabilecek yöntemler kullanılarak JSON diye bir format oluşturuldu. Haliyle XML'den çok daha hafif oluyor bu format. Bunu elle de yazabilirsiniz ve bütün JSON verisini XML gibi zaten human readable denir. İnsan okuyabilir. İnsan tarafından okunabilir mi? Öyle bir şey. Okunabilir diyelim kısaca. Gözle okunabilir. Sorusuz bir şekilde okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz bu formatlarla. Burada XML because diyor. JSON ve XML hocam dondu. Describing. Şu görüntüyü kapatıyorum. Şu an tamam mı? Geliyor mu görüntü? Şu an iyi hocam. Tamam. Burada JSON and XML can be parsed and used by lots of programming language. JSON ile XML parse birçok programlama dili tarafından parse edilebilir bunlarla. Kullanılabilir ve parse edilebilir. Doğru. Çünkü bunlar standarttır. XML HTTP request bu farklı bir teknik konu. Hani programlama tarafında bir Ajax'ın temelleri gibi düşünebilirsiniz. Asynchron JavaScript and XML. Ajax. Bunun temelleri. Bununla fetch edilebilir. Yani veri okunabilir XML ve JSON üzerinde.
Jason is unlike XML because Jason XML gibi değil çünkü diyor. Jason doesn't use any tag. Jason tagleri kullanmıyor. Şu bahsettiğim tagleri vesaire kullanmıyor diyor. Jason is shorter, daha kısa. Az önce bahsettim bunlardan. Daha az yer kaplıyor. Jason is quicker to read and write. Okuma ve yazma tarafında daha hızlı. Yani bunu hem teknik olarak düşünebilirsiniz. Yani programlama diliyle okuma yazma olarak düşünebilirsiniz. Bu da doğru. Hem de insan gözüyle okuma yazma tarafında da aynı şekilde ya da insan eliyle yazma tarafında da gene hızlı olabiliyorsunuz. Jason can use arrays. Evet, array tipi, array yapılarını kullanabiliyorsunuz Jason'da. Bunların detaylarını incelersiniz. Using XML, why JSON is better than XML diyor. XML is much more difficult to parse than JSON. Doğru. Bunu birçok kez söyledim. XML parse işlemlerinde daha sıkı kuralları olan ve daha karmaşık bir yapıya sahip. Çünkü bir standart açıkçası. Yani biraz da gerçekçi olmak lazım. Hakkını vermek lazım. XML daha eski bir standart. O yüzden çok daha keskin kuralları vardır. O yüzden bunun parse işlemlerinde sorun çıkartabiliyor. JSON is parsed into ready to use JSON object. Yani JavaScript object notation olduğu için JSON'la JavaScript %100 native olarak uyumlu diyebiliriz özetle. For asenkron JavaScript and XML. Şu bahsettiğim şey aslında. XML HTTP request ile sunucu tarafına client'tan sorgular gönderebilme diyelim JavaScript ile. Ajax eskiden çok kullanırdık. Şimdi bunun yerine çok farklı teknolojiler var. Mesela bu anlamda jQuery ya da yıllar önce çıktı tabii jQuery ama şu an sizin de öğreneceğiniz React, Angular, Vue vesaire. Bunlar aslında bunun çok daha profesyonel bir şekilde kullanılmış, geliştirilmiş versiyonları diyebiliriz. Using XML, fetch an XML document. Use the XML DOM to loop through the document. Geçiyorum bunları. Buraları inceleyebilirsiniz basit anlamda. Şuraları okuyarak temel mantığını anlamanız yeterli sizin için. Şurada notlarım vardı. Bunları size göndereceğim. Şunları. Bunları ayrı ayrı okuyabilirsiniz. Ve içlerinde çok güzel örnekler var. Python'la geliştirilmiş uygulama örnekleri var. JSON ve Python örnekleri diyelim. Detaylı bir şekilde incelersiniz. Tamam. Şimdi basit bir örnek. JSON temel kullanımı. Öncelikle import JSON diyerek JSON paketini kullanmanız, modülünü kullanmanız lazım. Üzerine gelince gösteriyor. JSON JavaScript Object Notation JSON.org is a subset of JavaScript syntax ECMA. ECMA standartları var. O standardı söylüyor burada. Used as lightweight data interchange format diyor. JSON ve Pickle. Modül JSON ve Pickle exposes an API familiar to users the standard library module Marshall and module Pickle. It is derived from a version of externally maintained simple JSON library. Bu Pickle'ı daha sonra anlatacağım. Marshall ve Pickle size grupta şunu söylemiştim. Serialization ve deserialization başlıklarının ne olduğunu, bunun mantığının ne olduğunu araştırın demiştim. Aslında bu Marshall ve Pickle da bunları yapıyor temel anlamda Python içerisinde. Ve öncelikle bir tane klasımız var burada. Şurada dikkat ederseniz bir ne verisiydi bu?
Bakın üzerine gelince gösteriyor. Dictionary. Bize JSON formatında bir dictionary yapısı oluşturuyor. Aslında JSON formatına benzer. Ama dictionary ile JSON'ın birbirine sintaks olarak çok benzediğini söylemiştik. Konuştuk bunları. O yüzden bir dictionary oluşturuyorum. Ve diyorum ki işte içinde veri var. Name, item, amount, item price. Şunlar dikkat ederseniz string değil burada. Bu integer, bu da float tipinde. Şunlar ise string. Bir shopping event. Event örneği burada. Geçiyorum bunu. Bu event'i kullanarak hani bir alışveriş yapmışsın. Onun bir işlem çıktısı diyelim. Bunu almışsın. Amount işte item price. Birim fiyatı 4.75. Amount şu. Name, item vesaire. Bunları almışız diye düşünün. Basic bu yöntemi daha önce söyleyeceğim. Şudur. Şundan çok farkı yok. Import demekten. Hocam, tek farkı şu. Son söylediğiniz kısımlar hiç anlaşılmadı. Sürekli dondu da ekran. O yüzden bu kısmı bir daha baştan anlatır mısınız? Tamam. Bana da uyarı geliyor. Bad network. Ama şuradan başlıyorum. Import'tan mı başlayayım? Event kısmını anladınız mı? Evet, duyuldu o kısım. Tamam. Import JSON. Bu kısımda şurada o kadar şey anlattım. O duyulmadı mı? Model, JSON ve Pickle, Marshall. Ha, duyuldu onlar. O kısım duyuldu. Ama sonrasında koptu yani. Dünlü eklemeyi sağlıyor. From event, import event ise şu an karmaşık gelebilir ama mantığı çok basit. Import kısmı mantık aynı yukarıdakiyle ama şunu demenizi sağlıyor. Event adında bir modülün içinden from, then'dan anlamına geliyordu biliyorsunuz İngilizce'de. Şuradan buradan gibi. Event içerisinde event diye bir modül varmış. Onun içerisinden event'ı import et. Ne demek bu? Bakın, event py dosyası bizim için modül olarak geçer burada. Şöyle dosya oluşturduğunuzda. Onun içerisinden şu nesneyi. Arka tarafta yarış dinliyoruz. Bakın, event.py içerisinden, yani bu modülden şu nesneyi al demiş oluyoruz şurada. From event, import event. Yani bunların ikisi aynı değil, isim aynı olsa bile. Bakın bu modül event, bu dictionary event. Geliyorum, bu dictionary event, şu modül event. Bunu çok kullanacağız, takılmayın oraya. Farklı farklı örneklerde, web uygulaması, herhangi bir framework kullanırken bu yöntemi çok göreceksiniz. Sebebi de şudur. Bu biraz ileri seviye bir konu ama. Şimdi event dediğimiz şey modül ya. Modül gibi paketlenmiş yapılarda içerisinde onlarca yüzlerce farklı nesne olabilir. Değil mi? Bu nesnelerin hepsini kullanmanız gerekmez. Her zaman. Yani ben bu uygulama içinde diyelim şu modül içindeki 50 tane nesneden 2 tanesini kullanacaksam eğer şöyle import dediğim dersem o 50 tanesinin hepsini application domain'e yükler. Application domain nedir? Bu advanced bir konu girmeyeceğim ama araştırabilirsiniz.
application domain'i yükler. Yani uygulamanızın o an çalıştığı application domain'i işletim sistemi üzerine yükler. Böyle bir durumda siz kullanmasanız bile o 50 taneden 2 tanesini kullanacaktınız ya, hepsini aldığınız zaman. 48 tanesi gereksiz bir şekilde hafızada yer kaplar ve kaynak tüketir uygulamanızda. O yüzden bu tür durumlarda çok fazla kullanmayacağınız şey varsa import JSON deyip böyle kullanmak yerine from modülün adı import bla bla. O modülün içinden ne istiyorsanız onu yazarsınız. Birden fazla kullanım da olabilir. Şu an yok ama. Hatta olsun. Örnek için bunu sileceğim. Şöyle. Farklı. Bakın event vardı. Bakın event yazdığımda 1 ile 3 de çıktı. Şimdi. Ama ben istemezsem bunları 1 ile 3'ü eklememiş olurdum. Kullanmazdım. Application domain'e yüklemezdi bunu. Bakın 3'ü yüklüyorum. Tamam mı? Bu sayfada onu kullanacağım. Ben artık 1'e buradan erişemem. Tamam. Bunun gibi mantık. Zamanla eliniz alışacaktır buna. Şunlar kalsın. Görünce hatırlarsınız senaryoyu. Sonra byte'a serialize et. Serialization işlemi. Dict keys str olmalı, yani string olmalı diye söylüyorum. Ne yapıyoruz burada? JSON package'ını kullanıyoruz. Modülünü kullanıyoruz. Hep package diyorum. Java'daki package ile buradaki modül aynı. JSON modülü üzerinden dumps'ı kullanıyorum. Bu da temel anlamda şunu yapıyor. Hatta birkaç tane örnek vardı. Data camp olabilir. Sanıyorum ki burasıydı. Evet, json.dumps. We can convert Python objects to JSON. Evet. Şurada JSON dumps, tuple, bla bla. Bizim elimizde dictionary gibi bir nesne var ya. Bunu aslında JSON'a dönüştürme işlemini yapıyor burada. Açık kalsın orası. Event nesnemiz neydi? Şuradaki nesnenin kendisiydi. Ama bu dictionary görsel olarak JSON'a benziyor olması bir şey ifade etmiyor bizim için. Teknik olarak bunu JSON'a dönüştürmemiz lazım. Dönüştürüyor. Onu bakın burada serialize obj, yani object, kısa olarak obj diye geçer. Object to a JSON formatted str, yani string. JSON formatlı bir string'e dönüştürülüyor. Ne? Obj neyse o. Yani buradaki event. Sonra bunu data'ya aktarıyoruz. Artık serialize edilmiş oluyor. Serialization, deserialization. Yani bunu araştırma olarak şöyle söyleyeyim. Search. Serialization and deserialization. Bu bir araştırma başlığı. Bir diğeri de neydi? Unuttum. Onu hatırlayınca yazarım artık. Data type. Bunun tipini ekranda alabiliyoruz. Burada da bize data'nın, yani serialize edilmiş data'nın veri tipini gösterecek. Ondan sonra da data bytes kısmında ben data'nın,
yani stilize edilmiş olan JSON formatlı string nesnesinin, bu aslında bir string ama JSON formatlı. İçerisinde JSON verisi var yani. Encode diyerek diyorum ki UTF-8'e göre formatla. Yani Türkçe ve şu Türkçe karakter mevzularında işte birçok karakter var ya farklı dillerde, onları destekleyecek bir formatta olsun. Aksi halde JSON formatının içerisinden, yani siz diyelim şurada name kısmında, data camp kısmında diyelim şey kullandınız diyelim, onu gösteremeyecektir. O yüzden UTF-8 kullanmanız önemli bu tür verilerde. Sadece İngilizce ise o zaman gerek olmayabilir. Data bytes type, burada da yine tipini alıyor. Indent kısmı önemli. Ben şuraları kapatayım. Çalıştırayım bunu. Indent'i görsel olarak göstermem gerekecek. Bakın serialized kısmında aslında bizim serileştirilmiş string tipindeki JSON'ımız şöyle görünüyor. Ama dediğim gibi dictionary ile JSON formatı aynı değil. Sadece syntax olarak çok benzer. Tamam mı? İkisi aynı şeyler değil. O yüzden dictionary'den buradaki JSON'a dönüştürüldü işlem. Data type ne? STR'ye bakın. JSON diye bir format yok çünkü burada. JSON aslında string formatındadır. XML de öyle. Ama onu siz dosya formatına dönüştürdüğünüzde onun bir anlamı oluyor. Ya da onun üzerinde o sintakse uygun kurallar geliştirmeye başladığınızda artık o veri tipinin bir önemi oluyor. Data bytes type, bakın data bytes type kısmı da verinin o içerisindeki veri hangi tipte tutuluyor? Byte olarak tutuluyor diyor. Ben indent kısmını açıyorum. Şunları geçiyorum. Printleri. Bakın serialized indented çıktı olarak şöyle gösteriyor. Indent ne demek oluyor burada? Bakın hiçbir şey bilmiyorsan şunu mesela 2 yap. Kaydet. Şimdi şuradaki mesafeye bakın. Şimdi şuradaki mesafeye bakın. Bakın 1 yapıyorum. Daha da yaklaştı. Bunu 4'e çekiyorum. Yani soldan içeri doğru olan mesafenin uzunluğuyla alakalı. Genişliğiyle alakalı. Indent. Bazen şey görünüyor. Mesela şu şekilde bunun çok fazla olduğunu düşünün bir sayfa içerisinde. Böyle bir durumda okunan insan, yani human readable kuralını biraz çiğnemiş oluyor. O yüzden burada indent olayı önemli. Bu ayarı yapmanız gerekiyor. Bir de burada bakın event str var. JSON loads. JSON modülünü kullanarak burada gene diyorum ki ben tamam buraya kadar byte'e dönüştürdüm. JSON formatı üzerinde bazı işlemler yaptım. Indentation işlemi yaptım. Bir de o zaman ben bunu sonradan başka bir kaynaktan bir JSON'ı okursam ne yapacağım? Okumam gerektiğinde ne yapacağım? O zaman da yine bize string formatında içinde byte verileri olan bir string olarak bize gelecek bir şekilde ya da gelmiyorsa siz onu JSON dosyasından alıp dönüştüreceksiniz. Sonra JSON modülü içindeki loads'u kullanarak onun içine atacaksınız. Sonrasında da
Ekrana bas. Arkadan izleyenlerin sesini duyuyor olabilirsiniz. Equal true. Event CTR equal event. Neye bakıyor bu? Yani benim şurada data olarak verdiğim şey bir string'ti. Ondan sonra bunu dedim ki ben neye dönüştüreceğim? Bir deserialization işlemine tabi tutacağım. Şurada üzerine gelince göstersin. Şunun tipini yazdırayım ben. Type events. Bakın. Buradaki event str'nin tipi, yani şu isim sizi aldatmasın diye özellikle tipini gösterdim. Bu aslında bir event str aslında bir dictionary. Burada şurada yaptığımız iş serialization işlemiydi. Yani şimdi aklıma geldi neyi yazacağım. Object to JSON ve şöyle JSON to object. Bu şekilde araştırırsanız daha sağlıklı olur. Object herhangi bir programlama dilindeki herhangi bir nesne yapısı olabilir. Tabii ki desteklenen veri tipleri var, bu ayrı, ama herhangi bir programlama dili olabilir. Bu C Sharp, Python, Go fark etmiyor. Object o programlama dili içerisindeki nesneyi temsil ediyor burada. To JSON dediğinizde JSON'a dönüştürülmesinden bahsedilir. Ya da to XML dediğinizde XML'e dönüştürülmesi. Bu işleme şöyle diyeyim ben. Şöyle kaba olarak böyle söylenebilir. En kaba haliyle. Ve buna da deserialization diyoruz. Yani JSON'dan geriye dönme işlemine deserialization diyebilirsiniz bu örnekte. Serialization'da bir objeden, mesela Python objeden JSON'a dönüştürme işleminde serileştirme, serialization diyoruz kısacası, araştırırsınız. Burada işte serialization yaptık. Bizim dictionary tipimizi dönüştürdük. Sonrasında da şurada da deserialization yaptık. Çünkü elimizde data bir string'di artık. Ama içerisinde JSON tutan bir string. Onu dikkat ederseniz şuradaki dictionary nesnesine dönüştürdük. Değil mi? Görüyoruz. Yani string to dictionary ya da JSON to object. Aynı şey. Sorun var. JSON ve CSS'in ortak hiçbir yanı yok. Görsel kısmı tanımlayabilirsiniz. Hani öyle düşünebilirsiniz ama hiçbir alakası yok. Can Hoca'ya konuyu anlatmış oluyor. Bana ekran yeni gelmiş oluyor. Yani yapabileceğim bu kadar arkadaşlar. Kendim için özel uygulamayacağım. Kusura bakmayın. Hocam biz indentin ne olduğunu anlamadık. Sorduk, onu yazdık yani. Chatte konuştuğumuz o. Orada gitti.
İndent kısmında bayağı detaylı anlattım. O kadar uzun mu gitti bu internet? Bakın şurayı kapatıyorum. Açıyorum. Ya da 2, 3, 4 tamam, yaptığınızda ondan sonra tekrar baktığınızda hocam ekran Teams ekranda kaldı da değişmedi. Tamam geldi şu an. Baktığınızda 4 birimlik boşluk ve bu veri dışarıdan gelecek bazen JSON formatıyla. Bu JSON formatını kim belirliyorsa aslında onun vereceği bir karar gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki indentation işlemi. O yüzden şurayla oynadığınızı anlarsınız zaten. Indentation. Tamam. Anlaşıldı mı? Uzun süre mi gidiyor? Şu an geliyor mu sesim? Ses geliyor mu? Tamam. Ekrana değil. Ekranın paylaşımı. Hocam sesiniz şu an geliyor da bazen böyle çok çok fazla drop yiyorsunuz hani ses olarak şey değil. Görüntüde senkron sorunu oluyor. Mesela görüntü çok geç geliyor. Sizin sesiniz önce geliyor falan. O gibi sorunlar var genel olarak. Anladım. Tamam yavaş anlatacağım o zaman. Sürekli de buraya bakamıyorum. Hani sizin yazılarınızı da göremiyorum. Şurada yavaş yavaş anlatayım. Şuraya kadar anlatmıştım. Oraları biliyorsunuz. Can load from bytes as well. Data bytes dediği kısım şuradaki benim encode ile dönüştürdüm ki hocam yine gitti. Hocam sesiniz gitti. Ses geliyor. Hocam sadece drop gibi değil, komple gidiyor bu sefer. Sesiniz gelmeye başlıyor, çok hafif ardından hiçbir kısım gelmiyor. Tamam, bana uyarı veriyor. Yani sorunun olduğuna dair ama. Resetli kal. Hocam aslında Burak arkadaşın dediği gibi yapabiliriz. Değil çünkü dürüst olmak gerekirse yani ben dersimi takip etmekte çok zorlandım. Yani tamamını anladım diyemem şu an. Tamam. Şu an yani normal var. Böyle
yaptığınızı da anlayacaksınız. Ama mevcut yok şu an bulunduğum yerde. Ben size